Öncelikle merhaba, ben Burcu Bostaş. Şeker pancarı ekili alanların ve rotasyon uygulamalarının çok yıllık uydu verileriyle izlenmesi isimli tezimden bahsedeceğim. İklim değişikliği, hızlı kentleşme, sanayi alanları, yanlış arazi kullanımı gibi nedenlerden dolayı verimli tarımsal arazilerin kaybı her geçen yıl artarak devam etmektedir. Kesintisiz gıda üretiminin sağlanabilmesi, üretim planlarının yapılabilmesi, tarım arazilerinin doğru kullanılması ve korunabilmesi için mevcut ekim alanlarının belirlenmesi, haritalanması ve bu alanların izlenmesine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bir rotasyon bitkisi olan şeker pancarı hem tarımsal açıdan hem de sanayide önemli bir yere sahiptir. Stratejik ekonomik önemi nedeniyle planlanan verim ve kalitenin elde edilmesi, optimum gelişme koşulları ile yetiştirilenin yapılması ve ekiminden hasadına kadar izlenmesi gerekmektedir. Rotasyon uygulamalarının izlenmesi ve yüksek doğruluk oranıyla haritalanması sürdürülebilir toprak ve su yönetimi için oldukça önemlidir. Bu aşamada şeker pancarı ekili alanların tespit edilmesi ve izlenmesi için geleneksel yöntemler dışında gelişen uydu teknolojilerinin kullanılması hızlı ve etkin çözümler sunmaktadır. Çalışmada önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen şeker pancarı ve tarımının üretiminin yoğun olarak yapıldığı alanlardan birisi olan Kayserili Kocasinan ilçesi tercih edilmiştir. Çalışmanın ilk aşaması olan veri toplama aşamasında 2019, 2020 ve 2021 yılları için Sentinel-2 uydu görüntülerinin tamamı indirilmiştir. Bu görüntüler analiz edilmiş, uygun tarihli görüntü seçilmiştir. Yersel veriler ise 2019-2020 yılları için Kayseri Şeker'in sözleşmeli olduğu alanlardan çiftçilerle görüşülerek toplanmıştır. 2021 yılı için ise şeker pancarı ekili alanlara arazi çalışmaları gerçekleştirilerek belirlenmiştir. Bu çalışmalar süresince elde edilen veriler ve tarım parsellerinin bir bölümü obje tabanlı sınıflandırmada eğitim verisi, bir bölümü ise test verisi olarak kullanılmıştır. Obje tabanlı sınıflandırma yöntemi ve doğruluk analizleri Ecognition, ekim rotasyonu mekansal analizleri ise ArcGIS yazılımında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşaması olan sınıflandırma aşamasında ilk olarak görüntü ön işlemleri gerçekleştirilmiş, ardından obje tabanlı sınıflandırma yöntemiyle sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. Görüntüye ait mekansal bilgileri de dikkate alması nedeniyle çalışmamızda obje tabanlı sınıflandırma yöntemi tercih edilmiştir. Son yıllarda şeker pancarı üretim bölgelerinde şeker pancarı ekilmeyen yıllarda tarlada yetiştirilecek bitki türlerinin doğru belirlenmemesi, tarımsal üretim desenlerinin izlenmesinin yeterli düzeyde olmaması gibi nedenlerle üst üste aynı bitki türlerinin yetiştirilmesine neden olmaktadır. Bu durum zaten çok kısıtlı olan sulama sularının bilinçsizce ve aşırı kullanımına neden olurken diğer yandan da toprak kaynaklı hastalıklarda önemli artışlara ve buna bağlı olarak üretimde verim kayıplarına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla çalışmanın son aşamasında şeker pancarı ekim alanlarındaki rotasyonun tespit edilmesi ve bunların dağılım alanlarının coğrafi olarak haritalanması amacıyla 3 farklı kombinasyon oluşturulmuş şeker pancarı ekili alanlar belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada şeker pancarı ekili alanlarının belirlenmesi ve bir rotasyon bitkisi olarak izlenmesi için uzaktan algılama tekniği kullanılması önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Sentinel-2 uydu görüntülerinden yersel çözünürlüğü yüksek olan bantlar kullanılarak obje tabanlı sınıflandırma işleminin gerek alansal gerek ise ürün tanımlama konusunda başarılar olarak uygulanabildiği ve şeker pancarı ekili alanları belirlemede doğruluğu yüksek sonuçlar verdiği görülmüştür. Test çalışmasının sonuçları bilimsel makalelerde, sempozyumlarda ve bildirilerde yayınlanabilecek, sağlıklı tarımsal üretim deseni planlaması sağlamak amaçlı oluşturulan temel veriler, ticari alanda faaliyet gösteren fabrikalar, araştırmacılar ve sahadaki uygulamalarda ilçe müdürlükleri tarafından işlerlikle kullanılabilecektir. Mevcut tarım yöntemleri ve iklim değişikliği zamanla su kaynaklarının aşırı tüketimi, yüksek erozyon seviyeleri ve toprak veriminin azalması ile sonuçlanmıştır. Çiftçi giderlerin artması, rekabetin yükselmesi ve tüketici talepleri gibi etmenler göz önüne alındığında çevresel geçim kaynaklarının değerlendirilmesi
ve bu kaynakların minimum israf ile birbirine entegre edilmesi gerekmektedir. Rotasyon uygulamaları sürdürülebilir tarımda en etkili kontrol stratejilerinden biridir. Ayrıca şeker pancarı vejetasyon periyodu süresince 6 veya 7 kere sulanmakta ve toplamda 700-800 mm su tüketmektedir. Su kaynaklarının hızla tüketildiği, iklim krizinin giderek hissedildiği günümüzde şeker pancarı gibi su isteği yüksek bitkilerin kontrolü ve bu bağlamda sürdürülebilirliğin sağlanmasında da rotasyon uygulamaları ve bu uygulamalara uyulması önem kazanmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir bir tarım için rotasyon dışı eylemlerin takip edilmesi önemlidir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda test çalışmasının çıktıları çiftçilere aktarılabilecek, böylece tarımsal üretimde planlı ve düzenli üretim sistemlerinin önemi hakkında üreticilerin farkındalığı arttırılabilecek ve ayrıca çiftçilerimizi iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.